Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 18 Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh vefatı 1497 Mevlana Yakup bin Osman Çerhi rahmetullahi aleyh Afganistan'ın Kabil ve Gazne şehirleri arasındaki Luger eyaletinin Çerh kasabasında veya Çerhin Serres köyünde doğdu. Hicri 8. asrın ortalarında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Babası zahit ve müttaki bir zat idi. Komşuları bir yetime ait kase ile kendisine su ikram ettiklerinde bu suyu kabul etmeyecek kadar takva sahibiydi. Bu hadiseyi nakleden Çerhi Hazretleri şöyle buyurur. Yetim malını kullananlar bundan hiçbir fayda sağlayamazlar. Babasının ve dedesinin türbeleri de kendi türbesi gibi hala ziyaretgâhtır. Nakşi silsilesinin büyük simalarından Muhammed Zahid rahmetullahi aleyh Derviş Muhammed rahmetullahi aleyh, Hacegi İmkenegi rahmetullahi aleyh, onun mübarek neslinden gelmiştir. Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh, gençliğinde ilim tahsili için büyük şehirlere gitmek istedi. Ancak bu mümkün olmadı. O günlerde rüyasında Hızır aleyhisselamın teveccühüne mazhar oldu kendisine tahsil için yola çık ve gittiğin yerlerde herhangi bir ihtiyacın olduğunda beni an buyurdu. Çerhi Hazretleri, Hızır Aleyhisselam'ın söylediği gibi yaptım ve rüyamın rahmani olduğunu anladım buyurmuştur. Yakup Çerhi Rahmetullahi Aleyh, Mısır, Herat ve Buhara medreselerinde ilim tahsiliyle meşgul oldu gittiği her yerde helal gıdaya ve şüpheli şeylerden kaçınmaya azami derecede hassasiyet gösteriyordu. Mesela Herat'taki birçok vakıf mensuplarının takvaya, helal ve harama yeterince riayet etmediklerini, bunun da şüphe ve tereddüde sebep olduğunu görünce onların yemeğini yemedi. Ancak güvenilir bir vakıf olan Abdullah Ensari tekesinde yemek yerdi. Çerhi rahmetullahi aleyh, dini ilimlerin pek çoğunu tahsil ettikten sonra, Hicri 782, miladi 1380 senesinde Herat'tan Buhara'ya geldi. Burada hangi ilimle daha fazla meşgul olacağına karar veremiyordu. O günlerde rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tertil ile tane tane Kur'an-ı Kerim okurken gördü. Bu rüyayı tefsir ilmine işaret olarak tabir edip, bu ilimle meşgul olmaya başladı. Bunun yanında diğer bazı ilimleri de tahsil etti. Hocaları ona fetva verebilme icazeti takdim ettiler. Tahsilini tamamlayan Yakup Çerhi Rahmetullahi Aleyh, memleketine döneceği günlerde, Buhara'da Bahaüddin Nakşibend rahmetullahi aleyh ile karşılaştı ve ona bana gönlünüzde yer veriniz diye ricada bulundu. Nakşibend rahmetullahi aleyh gideceğin zaman mı bize geliyorsun deyince Çerhi rahmetullahi aleyh zat halinizi seviyorum buyurdu. Nakşibend rahmetullahi aleyh niçin seviyorsun diye sordu. Çerhi Rahmetullahi Aleyh herkesin sevip takdir ettiği büyük ve salih bir zatsınız diye cevap verdi. Nakşibend Rahmetullahi Aleyh daha kuvvetli bir mesneden olmalı. Ya insanların bana olan muhabbet ve itimadı rahmani değilse buyurunca, Çerhi Rahmetullahi Aleyh sahih bir hadisi şerife göre, ''Eğer Hak Teâlâ bir kulunu severse, onun muhabbetini insanların kalbine ilka eder, halk da o kişiyi sever.'' buyurdu. Bu cevap üzerine Baha'üddin Nakşibend rahmetullahi aleyh tebessüm etti ve ''Biz azizanız.'' buyurdu. Azizan, Ali Rami Teni Hazretlerinin lakabıydı. Nakşibend Hazretleri bu sözüyle Ramiteni Hazretlerinin yolunun zamanımızdaki temsilcisiyiz demek istemişti. Bu söz Yakup Çerhi Hazretlerini derinden sarstı. Zira bir ay önce rüyasında kendisine Azizana mürid ol diye hitap edilmiş ancak o bunu unutmuştu. Çerhi rahmetullahi aleyhine beni gönlünüzden ayırmayınız diye rica etti. Nakşibend rahmetullahi aleyh, bir şahıs Hazreti Azizan'a, Ali Ramiteni Hazretlerine böyle ricada bulununca, o, gönlümüzde haktan gayrısı kalmadı. Bize bir hatıra bırak ki, onu görünce seni hatırlayalım buyurmuştu. Senin bırakacak bir şeyin de yok buyurdu ve takkesini çıkarıp Yakup Çerhi Hazretlerine uzattı. Bunu sakla, bu takkeyi gördükçe bizi hatırlarsın buyurdu. Sonra da bu yolculukta Mevlana tacettiğini mutlaka gör. O Evliyaullah'tandır tavsiyesinde bulundu. Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh şaşkın bir vaziyette ben belh üzerinden memleketime dönüyorum.'' o ise ters yönde diye düşünüyordu. Nihayet Belhe doğru hareket etti. Ancak yolda bazı zaruretler hasıl oldu ve Deşti Kulek'e gitmek mecburiyetinde kaldı. Bahavüddin Nakşibend Hazretlerinin sözünü hatırlayarak buna çok hayret etti. Orada Mevlana Taceddin'in sohbetine katıldı ve Nakşibend Hazretlerine olan muhabbeti bir kat daha arttı ona intisap etme arzusuyla tekrar Buhara'ya döndü. Yolda itimat ettiği bir meczubu gördü ve sadece gideyim mi diye sordu. Meczub çabuk git diye cevap verdi ve yere birçok çizgiler çekti. Şerhi Hazretleri kendi kendine bu çizgileri sayayım, eğer tek çıkarsa bu arzumun gerçek olduğunu gösterir Şüphesiz Allah tektir ve teki sever dedi. Sayı tek çıktı. Buhara'nın Fethabat mahallesindeki evinde bir müddet kaldı. Burada yaptığı istihaleler ve gördüğü rüyalar neticesinde Nakşibend Hazretlerinin büyük bir veli olduğuna iyice kanaat getirdi. Kendisi şöyle buyurur: Allah Teala'nın yardımıyla bu fakirde talep arzusu oluştu. Nusreti ilahi bana rehberlik etti ve beni Hacı Bahaüddin Hazretlerinin sohbetine sevk etti. Yanlarına varıp intisap etme şerefine nail oldum. Onların bol keremleriyle iltifatlarına mazhar oldum. Allah Teala'nın yardımıyla iyice anladım ki Hacı Hazretleri evliyanın büyüklerinden kamil ve mükemmel bir zattır. Birçok gaybi işaret ve rüyadan sonra Kur'an-ı Kerim'i açıp tefeül eyledim. Karşıma şu ayeti kerime çıktı. İşte onlar Allah'ın hidayet verdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü. El-Enam 90 Şerhi Hazretleri intisap etmek için Kasrı Arifan köyüne gittiğinde Nakşibend rahmetullahi aleyh onu çok iyi karşıladı. Namazdan sonra sohbet oldu. Sohbetin sonunda Nakşibend rahmetullahi aleyh biz kendiliğimizden bir kimseyi mürid olarak kabul edemeyiz. Bu gece ne işaret zuhur edecek onu görelim. Eğer seni kabul ederlerse biz de kabul ederiz buyurdu. Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh o geceki korku ve endişesini şöyle ifade eder. O geceden daha zor bir gece geçirmedim. Düşünüyordum. Acaba bu büyük kapı açıldığında kabulle mi yoksa retle mi karşılaşacağım? Geceyi zor geçiren Çerhi rahmetullahi aleyh Sabah namazını Nakşibend Hazretlerinin yanında kıldı. Namazdan sonra Nakşibend rahmetullahi aleyh mübarek olsun kabul yönünde işaret geldi buyurdu. Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh bir müddet şeyhinin yanında kaldı. Daha sonra izin alarak Buhara'dan ayrıldı. Nakşibend rahmetullahi aleyh ona bizden aldıklarını Allah Teala'nın kullarına ulaştır. Yanındakileri hitap ile, uzaktakileri ise kitap ile yani mektup ve eser telifi ile irşad et buyurdu. Ayrıca Alaaddin Attar Hazretlerinin sohbetine devam etmesini tavsiye etti. Seyru Süluk Yılları Yakup Kerhi Hazretlerinden şöyle nakledilmiştir. Hacı Hazretlerinin emrettiği vukufu adedi zikriyle bir müddet meşgul olduktan sonra rüyamda kendimi temiz ve büyük bir su içine düşmüş gördüm. Rüyamı Hacı Hazretlerine arz ettiğimde bu rüya ibadet ve taatlerinin kabul edildiğine delildir. Zira kalp zikir vasıtasıyla ihya olmuştur. Yani su cismin hayat sebebi olduğu gibi zikir suyu da kalbin hayat bulmasına sebep olmuştur buyurdular. Yine Yakup Çerhi Rahmetullahi Aleyh, seyr Sülük hakkında şöyle buyurur. Tasavvufun gayesi, kalbin Cenab-ı Hak'la huzur bulmasıdır. Rabbe vuslattır. Bu kavuşma ise seyr Sülük yoluyla olacaktır. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyurur dünyada ne yapmak gerektiğini ve ahirete nasıl hazırlanmak icap ettiğini öğrenen ve başkalarına da öğreten kişiye Allah rahmet eylesin. Demek ki dünyadayken seyri sülükü kendisine düstur edinen kişinin dünyası da, ahireti de güzel ve hoş olacaktır. Bu alemde ahiret hayatını isteyip salih amellerde bulunanlar, Hak Teala'nın cemaliyle müşerref olurlar. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Kim ahireti ister ve inanarak ona layık bir şekilde çalışırsa, işte onların sayyü gayretlerinin karşılığı tam olarak verilir. El-İsra 19 Gaflete dalarak, nefsani arzularının zebunu olanlarsa, vuslattan mahrum kalırlar. Onlar hakkında da şu ayeti kerime nazil olmuştur. Bizimle karşılaşmayı arzu ve ümit etmeyen, dünya hayatına razı olup onunla rahat eden ve bizim ayetlerimizden gafil olanlar yok mu? İşte onların kazandıkları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Yunus 7 8 Diğer bir ayeti kerimede de şöyle buyurulur. Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla idrak etmezler. Gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. El-Araf 179 Seyr-ü sülük, sebatı ve belli bir nizam üzere gayret etmeyi gerektirir. Bu yolda Salik evvela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı gibi geceleri ihya etme gayretinde olmalıdır. Teheccüdün en mühim faydalarından biri, kişinin kendisini dinleyebileceği, dikkatini nefsi üzerine toplayabileceği, halini muhasebe edebileceği bir an olmasıdır. Bu esnada kişi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihatı ile meşgul olmalı. Cenab-ı Hakk'a tevekkül ederek masivaullahı kalbinden uzaklaştırmalı, ve kainatın yaratılış sebepleri üzerinde derin derin tefekkür etmelidir. Teheccüde kalkış, seherdeki evrat için de bir hazırlıktır. Ayrıca salik gece karanlığında tefekkür-i mevtle meşgul olmalıdır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bütün lezzetleri kökünden söküp atan ölümü çok çok tefekkür ediniz buyurmuşlardır. Diğer taraftan da salik kainatın yaratılışını ilahi kudret ve azamet tecellilerini tefekkür ederek kendi acizliğini idrak etmeli, böylece Cenabı Hakk'a olan marifet ve muhabbetini artırmaya çalışmalıdır. Bu kalbi hazırlıktan sonra sıra tevbeye gelir. Bunu kötü sıfatların terki, güzel vasıfların kazanılması, yani nefs teskiyesi takip eder. Daha sonra büyük bir arınmışlık duygusu içinde lisani zikre ve letaifin zikrine devam edilir. Her gün tekrarlanan bu ameliye zamanla masivayı kalpten çıkarır ve kişiyi hakka yönelterek nihayetinde müşahede makamına ulaştırır. Yakup Çerhi Rahmetullahi Aleyh Buhara'dan ayrıldıktan sonra bir müddet Keşte ikamet etti. Bu esnada Nakşibend Hazretlerinin vefat ettiğini haber aldı. Buna çok üzülen Çerhi Hazretleri bir müddet sıkıntılı günler geçirdikten sonra Şeyhinin talimatı icabı Alaaddin Attar Hazretlerinin yanına gitti. 11 sene kadar onun sohbetine devam etti. İrşat Hayatı Alaaddin Atar Hazretlerinin vefatından sonra Hisar'ın Hülgatu köyüne yerleşen Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh bu köyde irşat faaliyetlerine devam etti. Yaklaşık 50 sene bu mukaddes vazifeyi icra etti. Kendisi şöyle buyurur. Sohbetlerinden mahrum kaldığımda Hazreti Hacemin Bizden sana ne ulaştıysa başkalarına da ulaşsın emrini imkan nispetinde etrafımızdakilere sohbet ederek, uzaktakilere de mektuplar göndermek suretiyle yerine getirmeye çalıştım. Fakir buna layık olmadığımı biliyorum. Ancak şuna da inanmak icap eder ki, Allah dostlarının bir şeye işareti hikmetten azade değildir. Yakup Çerhi Rahmetullahi Aleyh, istikamete çok ehemmiyet verirdi. İstikameti zahiri ve batını olmak üzere ikiye ayırırdı. Kulun belli vakitlerde eda etmesi gereken namaz, oruç, hac, zekat ve benzeri ibadetler, ahlaki meziyetler, muamelata dikkat etmek, Kur'an ve sünnetin muhtevasındaki emirlere ve nehilere riayet etmek gibi haller, istikametin zahiri yönünü teşkil eder.'' Batıni istikametse kulun kalbinde her an Allah'ın huzurunda olduğu şuurunun oluşmasıdır ki bu hakiki imandır. Bu durumda istikamet kişinin her anını ihata eder. Bu ise yerine getirilmesi gereken en mühim kulluk vecibelerinden biridir. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Er-Ra'd 28 Her an Allah'ın huzurunda olduğunun şuuruyla, yani ihsan duygusuyla yaşayabilmek, velayete ulaşmanın en büyük şartıdır. Cenab-ı Hak insana her şeyden daha yakındır. O gece gündüz bizimle beraberken, biz başka şeylerle meşgul olmaktayız. Halbuki kiramen katibin yaptığımız her şeyi tespit halindedirler. El-İnfitar 11-12 ayeti kerimesinde zımnen şöyle bir ihtar mevcuttur. Biz seninleyiz. Sen neden bizden başkasıyla meşgulsün? Faziletleri Yakup Çerhi Rahmetullahi Aleyh hem medreselerde zahiri ilimleri tahsil etmiş bir alim hem de tasavvuf yolunda ilerlemiş bir mürşidi kamil idi. Nitekim günümüze kadar ulaşan on eseri Yakup Çerhi hazretlerinin eserleri Tefsiri Yakup Çerhi, Risale-i Ünsiyye, Risale-i Abdaliye, Risale-i Naiye. Şerhi Esma-i Hüsna Risale der ilme feraiz Misbah muktebis minel mesabih Hadise erbain Havraiyye Şerhi Nisab-ı Sibyan lil ferahi Kendisinin ilmi sahadaki bu açıkça göstermektedir. Çerhi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'den her gün belli miktarda okuyarak haftada bir hatim yapardı. Salihlerle sohbete ehemmiyet verir, bu sayede gönlün masivadan kurtulacağını ifade ederdi. Hafi zikrede çok ehemmiyet verirdi. Sufinin manevi halini gizlemek için, sıradan bir insan gibi mütevazı davranmasını ister, buna mukabil vakar ve haysiyetini de korumasını tavsiye ederdi. Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh rüyalardan ziyade hakikate ve istikamete ehemmiyet verirdi. Bazı insanların rüya tabirine haddinden fazla ehemmiyet vermesini tasvip etmezdi. Muhabbetullah. Yakup Çerhi Hazretleri huy ve ahlakı güzel bir oğlundan bahseder. Dört ayda seyr-i tamamlamış, ancak on yedi yaşlarında vefat etmiştir. Çerhi rahmetullahi aleyh, hayatının son devirlerinde bile oğlunun vefatına duyduğu üzüntüyü dile getirirdi. Fakat onun evladına duyduğu bu muhabbet, Allah muhabbetine asla gölge düşürmüyordu. Onun asıl muhabbeti Cenab-ı Hakk'a idi. Nitekim oğlunun kabrine her yönelişinde, tevhid yoluna dedikodu ve boş laflarla gidilmez, sana lazım olan dost rızasıdır manasına gelen bir beyit söyler, sonra da bir kalpte iki kişiye yer yoktur. Bütün sevgiler Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinde eritilmelidir buyururdu. Tefekkür İnsanla birçok benzer yönü olan kainatın yaratılış gayesi, Hak Teala'nın ilahi sanatını izhar ederek, bütün alemi cemal ve kemalinin mazharı kılmayı arzu etmesidir. O halde Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelli mekanı olan şu alem üzerinde çokça tefekkür edip ibret almak gerekir. İnsanoğlu içinde yaşadığı dünyayı, güneşi ve yıldızları kendisiyle mukayese ettiğinde ne kadar küçük ve zavallı kaldığını fark edecektir. Cenab-ı Hak da insanın dikkatini kendisine, kainata, yaratılmışlara çeker ve insan neden yaratıldığına bir baksın buyurur. Et-Tarık 5 O halde insanın farik vasfı ve asıl kıymeti maddi yönünde değil manevi hayatındadır. Esma-i Hüsna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Teala'nın 99 ismi vardır bunları hıfzeden cennete girer buyurmuştur. Burada geçen hıfzetmekten maksat, ilahi isimlerin sadece zahirinde kalmayıp, ifade ettiği manaların tefekküründe derinleşmek ve muktezasınca yaşamaktır. Yani cemali sıfatların tecellisine mazhar olabilmektir. Bir mümin Cenab-ı Hakk'ın bir ismini çokça zikreder, onu uzun uzun tefekkür ederek mucibince amel ederse o ismin tecellisine mazhar olur. Her insan gücü nispetinde Cenabı Hakk'ın isimlerinden hisse almaya gayret etmelidir. Zira insan Hakk'ın sıfatlarının tecellilerini hal ve davranışlarına yansıttıkça kemalatı artar. Kemalatı arttıkça da ilahi esma tecellilerini aksettiren berrak bir ayna haline gelir. Cenab-ı Hakk'ın bazı isim ve sıfatlarının kişideki tezahürleri şöyledir. Er-Rahman ve Er-Rahim isimleri kalp ve bedene işaret eder. Kalp zikirle, beden de ibadetle meşgul olursa, o kişiye merhamet edilir. El-Melik isminin Arif'teki tezahürü zahiri hükümdarları aciz bilip, onların fani saltanatına aldanmamak ve onlara iltifat etmemek, yalnızca Hakk'a ibadet etmektir. El-Kuddüs isminin tezahürü, kişinin kalbini beşeri bağlardan temizlemesi, nefsin heba ve heveslerinden ve şeytanın vesvesesinden uzak durmasıdır. Bunun için de her halükarda, dinin emirlerini büyük bir vecd ile ifa etmesidir. El-Mü'min isminin tecellisine mazhar olan kişi masivadan uzaklaşır. Ruhundan bütün mahlukata rahmet taşır. Herkese emniyet telkin eder. Garipleri ve kimsesizleri muhafaza eder. El-Mütekebbir ismine mazhar olan kişi hiçliğe erer. Zira dünyaya bedelsiz ve sermayesiz olarak geldik. Üzerimizdeki her şey, hatta imanımız bile Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Bu nimetlerin mukabili olarak kul, dünya ve ahiretin fani nimetlerine aldanmaz. Sadece Hakk'a yönelir, daima hamd, şükür ve zikir halinde olur. El-Halik, El-Bari, ve el musavvir isimlerinin tecellisine mazhar olan kişi yaratılmışlardan yaratana intikal eder. Bütün mahlukatın yaratılışındaki ilahi sanatı tefekkür eder. Es-Settar ve el-Gaffar isimlerinin tezahürü insanların ayıplarını örtmek, kusurlarını bağışlamak ve onlara nasihatte bulunmaktır. El-Kahhar isminin tezahürü nefse emmareye karşı mücadele etmektir. Zira takva hayatı, nefse karşı sulhü olmayan bir cenktir. Er-Rezzak isminin tezahürü, kişinin ihtiyacını haktan başkasına açmaması, gündelik üzüntülere kapılmaması ve rızık endişesinden kurtulmasıdır. El-Fettah isminin tezahürü, zalimlerin zulmünü bertaraf edip, mazlumlara yardım etmektir. El Alim isminin tezahürü insanın zahiri ve batıni ilimleri tahsil etmesidir. İlim sayesinde kişi takva sahibi olur ve neticede kendini günahlardan muhafaza eder. El Basıt isminin tezahürü darlıkta sabır, ferahlıkta şükürdür. El Basir isminin tezahürü Kulun kendi ahvalini söz ve davranışlarını devamlı murakabe ederek imandan ihsana ulaşmanın gayreti içinde bulunmasıdır. El Hakem isminin tezahürü kişinin Hakk'ın hükümlerini canı gönülden kabul edip ehli batıldan uzak durmasıdır. El Hafiz isminin tezahürü kişinin nefsin hevasından şehvet ve öfkeden kendini uzak tutmasıdır. El-Hakim isminin tezahürü, mahlukatın yaratılış gayesini görmek ve Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın, seni bütün noksanlıklardan tenzih ederiz, bizi cehennem ateşinin azabından koru. Ali İmran 191 diye tazarru ve niyazda bulunmaktır. El-Vedud isminin salikteki tezahürü, Allah'ı ve dostlarını dost edilmektir. Muhabbeti Cenab-ı Hakk'a ve O'nun sevdiklerine yöneltmektir. El-Baif isminin tezahürü, kulun ahirete hazırlanması ve ölü kalpleri irşatla diriltmeye gayret etmesidir. Allah'tan gafil bir kalp, her ne kadar zahiren yaşıyor gibi görünse de, hakikatte ölüdür. Kalpleri diriltmek de hak ve hakikati yaşayıp tebliğ etmekle mümkündür. el vacit El-Macid, Es-Samet, El-Muakhir isimlerinin tezahürü, kişinin kendisini muhtaç, aciz ve zayıf bilmesidir. Bütün izzet ve ikram haktan, itaat, ibadet ve dua da yine hakkadır. El-Müntakim isminin tecellisi büyük ve küçük cihada devam etmektir. El-Bedi isminin tezahürü Cenab-ı Hakk'ın ilahi kudret akışlarıyla sonsuz ve harikulade sanatını tefekkür etmektir. El-Varif isminin tezahürü hiçbir şeyi idareciden ve hükümdardan bilmemek, her şeyin Allah'ın kudretinde olduğunu fark etmektir. Es-Sabur isminin kuldaki tecellisi kişinin işlerinde sebat göstermesi, günahlardan sakınma, ibadetlere devam etme ve musibetlere tahammül hususunda sabırlı olmasıdır. Temizlik Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh hem maddi hem de manevi temizliğe çok ehemmiyet verirdi. Şöyle buyururdu, Bilinmelidir ki temizlenmek Hakk'ın dostluğunu kazandırır. Cenab-ı Hak necasetten temizlenen kişileri dost edinir. Zira zahiri temizlik batını temizliğe yardımcı olur. Manevi temizlikle alakalı olarak da şöyle buyururdu. Kalp kötü sıfatlardan temizlendiğinde güzel vasıflarla bezenir ve selamete erer. Kalp selamete ermedikçe her iki alemin de belalarından kurtulamaz. Allah teala şöyle buyurur: O gün ne mal fayda verir ne evlat. Ancak Allah'a selim bir kalple gelenler müstesna. E şu 88-89 İlahi rahmete nail olmak ancak selim kalp ile mümkündür. Selim kalp, mansivadan arınmış, daima hakla beraber olan, Allah'ın mahlukatını incitmeyip kimseden incinmeyen, Allah için affeden ve kendisine yapılan kötülükleri unutan bir kalptir. Yine Çerhi Hazretleri şöyle buyurur. Allah'a ulaşamadan gerçekleşen ölüm, sıradan bir ölümdür. Maksuda ulaştıran şey, ölmeden evvel ölmek, yani nefsani arzulardan vazgeçebilmektir. Diğer bir ifadeyle fena haline ermektir. Bu durumda kalp, kötü sıfatlardan temizlenip, ahlak hamide ile müzeyyen hale gelir. Zahiri ve batını temizlik ortaya çıkar. Bunun için de salik, her hususta kamil ve mükemmel bir rehbere tabi olmaya muhtaçtır. Yakup Çerhi Hazretlerinin beyanlarına göre temizlenen kurtuluşa ermiştir. El-Ala 14 ayeti kerimesi, seyr-ü esnasında öncelikle tevbe ile teskiye i nefis yapılması gerektiğine, sonra da lisanın ve diğer letaifin zikrine işaret etmektedir. Vefatı Yakup Çerhi Hazretlerinin vefat tarihi ihtilaflı olmakla birlikte, umumiyetle Hicri 851, Miladi 1447 olarak kabul edilmiştir. Kabri Hisar'ın Hülgatu köyündedir. Burası bugün Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye 5 kilometre mesafede mühim bir ziyaretgahtır. Hikmetli Sözleri Salik her nefesinin huzurla mı yoksa gafletle mi geçtiğini murakabe etmelidir. Salik ne vakit kendinde bir kabz, fütur, vesvese ve endişe olduğunu fark etse, hemen hal ve hareketlerini gözden geçirmelidir kendisinden şer-i şerife muhalif, rızayı ilahiye mugayir bir şey zuhur etmiş mi diye nefsini muhasebe etmelidir. Eğer böyle bir şey vakı olmuşsa, ne kadar küçük olursa olsun, derhal onu büyük bir ihtimamla düzelterek istiğfar etmelidir. Aşkı, Arap, Acem, Türk, Hint fesahat ve belagatiyle, yani lafızla açıklamak mümkün değildir. Bu sebeple hak dostları bazı hakikat sırlarını ehil olmayanlar anlamasınlar diye kendi aralarında hususi bir dille ifade ederler. Nitekim bülbül gülü gördüğünde namesiyle binlerce destan okur. Lakin kış geldiğinde diken bahçesinde nameden kesilir. Bülbülün hakikat nameleri gülün yanında ortaya çıkar. Gül olmadan bülbül şakımaz. Yani Allah dostları, cahillerin yanında hikmet dolu bir kitap gibi sükut ederler. Büyüklerden biri şöyle der, İlahi, evliyana yaptığın ne kadar büyük bir ikramdır. Onları bulanlar seni tanır ve onları tanıyanlar seni bulur. Onlara gönül bağlayanlar isyankâr ve merdud olmazlar. Mutasavvıflara göre ölüm hakta fani olmaktır. Böyle bir insan ölümsüzlüğe vasıl olur. Hak Teala yüce zatını arzulayan herkesin bu isteğini artırır. Birçok alim Allah dostlarının sohbetinden uzak kalıyor. Bu sebeple de ibadetleri kusurlu oluyor. Yani alimlerin de feyz alarak takva sahibi olabilmeleri için manevi sohbetlere devam etmeleri zaruridir. Velayet mertebesine ulaşmanın delili, zahiri ve batıni bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tam manasıyla tabi olmaktır. Ona tabi olma saadetinden yüz çevirenlerse ebedi bedbahtlığa düçar olmuşlardır. Velayet mertebesine ulaşmak isteyen kimsenin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetle tabi olmaktan başka çaresi yoktur. Peygamberler ve Evliyaullah geceleri ihya etmek için uyanık kalırlardı. Siz de bu yola muhabbetinizi artırarak uyanık kalınız ki, bu haliniz Hakkın rahmetine vesile olsun. Yol ikidir. Bazıları riyazet ve mücahedede bulunurlar. Bunun neticesini talep ederler ve maksatlarına nail olurlar. Bazıları da ihsan ehlidir. Hakkın lütfu kereminden başkasını görmezler. Taat ve mücahedelerini onun lütfu olarak bilirler. Amellerinin hesabını yapmayıp taat üzere devam ederler. Amellerine güvenme düşüncesini terk etmekle birlikte, amelde sebat üzere olan bu topluluk, maksuda daha çabuk ulaşır. İbadet, kalbin marifetle, Cenab-ı Hakk'ı kalben tanıyabilmekle, ruhun müşahede ile, devamlı ilahi kameranın altında olduğunun idrakiyle, Nefsin hizmetle Halik'in nazarıyla mahlukata bakıp onların ihtiyaçlarını gidermekle lisanın da Allah'ı zikretmekle zikrin kalbe inip amellere dönüşmesiyle meşgul olmasıdır. Velhasıl ibadet insanın zahiri ve batınıyla her an Allah Teala ile beraber olmasıdır.